Merhabalar. Bugün bağlaçlara başlıyoruz. Bağlaçlarla ilgili 10 tane video olacak. Bağlaçlar bildiğiniz üzere en önemli konu, hangi sınavda olursa olsun gramerden en çok soru çıkan konu bağlaçlar konusu. O yüzden bağlaçları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Detaylıca inceleyeceğiz bağlaçları. Kullanımlarını, soru çözümlerini iyi bir şekilde yapmaya çalışacağız. Birinci sorudan başlayalım. I was forced to admit that there was a drop in sales towards the end of the year he had predicted. Şimdi bakın buranın önemi şu. He had predicted bir yarım cümle. Yarım cümle dediğimiz şey, yarım cümle adını verdiğimiz şey, özne ve fiilden oluşan cümledir. Nesnesi yoktur. Özne ve fiilden oluşur. Ya bazen ne yaparlar? Arkasında mesela in der ya da işte on der ya da bir şeyler koyar. Böyle prepositionlı kalıplar verir. Onlar cümlede zarf görev görürler. Cümlenin nesnesi değildir bunlar. Bizim için önemli olan özne ve fiilden oluşmasıdır. Burada olduğu gibi bakın. He, özne. Had predicted. Fiil. Yani bu bir yarım cümle. Baktığımızda such as arkasından mutlaka isim alır. Örneklendirme yapar gibi anlamını verir. Bu yüzden bu doğru cevap olamaz. Even so, önüne mutlaka noktalama işareti ister. Ancak yine de demektir. Arkasından cümle ister. Böyle yarım cümleyle kullanılmaz. In case, o da normal cümle alır arkasından. Yarım cümle istemez. Olabilir diye demek. Burada just as ve so far as arkasından yarım cümle alabilen kalıplar. Just as'de hem yarım cümle verebiliyorsunuz hem tam cümleleri kullanabiliyorsunuz. İki tane kullanımı var just as. Yarım cümle de alabiliyor. Normal cümleye de kullanılabiliyor. As far as hep yarım cümleyle kullanılıyor. Ama as far as'in özellikle en çok kullanıldığı kelimeler no ve concerned kelimeleri. Yani so far as kalıbını ya da as far as kalıbını kullandığımızda %80 arkasından bunun no ya da concerned kelimeleri çıkar. Kadarıyla demek, işte bildiğim kadarıyla, düşündüğüm kadarıyla, ilgilendiğim kadarıyla genelde bu anlamları vermek için kullanırız. Bundan dolayı bu iki seçenek arasında kaldığımızda so far as doğru cevap olamaz. Doğru yanıtımız ne olacak? Just as kalıbı olacak. Just as ne demek? Gibi demek. Deneyecektik yanlış söylediğimizi yaptık. Just as gibi demek. Tahmin ettiği gibi anlamını veriyor. Just as'in tıpkı gibi anlamı var. Karşılaştırma yaparken kullanıyoruz. İki şeyin benzer özelliklerini karşılaştırırken kullanıyoruz just as'i. Aynı zamanda böyle arkasından yarım cümleyle kullanabiliyoruz. Gibi anlamını vermek için. Bir de just as zaman bağlacı olarak iken anlamında kullanılır. Tıpkı while gibi. Burada yarım cümleyle kullanıldığı için doğru yanıtımız just as ifadesi olacak. İkinci soru. Thailand has lost half of its forest. Tayland ormanlarının yarısını kaybetti. Nüfusu ikiye katladı. Şimdi bakın ormanlarının yarısını kaybetmesi negatif bir özellik. Nüfusunun ikiye katlaması o da negatif bir özellik. Yani burada paralellik var. İki tarafta negatif. O zaman do kullanamam. Çünkü do zıtlık ister. Bir tarafın artı diğer tarafın eksi olması gerekir. Bundan dolayı do'yu götürürüm. Unless the so long as if clause yapılarıdır. Bakın burada bu taraf has lost. Present perfect. Bu taraf has doubled. O da present perfect. If clause'da type kurallarını hatırlayalım. İki tarafında present perfect olduğu hiçbir type yoktu. Bu yüzden unless'ı ve so long as'i elerim. As ve in case kalır elimde. In case olabilir diye demek. Nüfusu iki katına çıkabilir diye ormanlarının yarısını kaybetti. Anlamsız olur. Bu yüzden Denizli'yi de eliyoruz. Doğru yanıtımız Bursa seçeneği olacak. Bir sayı sonuç bağlacı. Çünkü için anlamını bize veriyor. Tayland ormanlarının yarısını kaybetti. Çünkü nüfusu son 10 yıllarda ikiye katladı. Ya da nüfusu ikiye katladığı için ormanlarının yarısını kaybetti. İki şekilde çevirebiliriz. Doğru yanıtımız Bursa seçeneği olacak. 3. Under these circumstances,
He should never have been allowed to take charge of the operation. He was the most senior of the officers available. Bu şartlar altında o bu operasyonun sorumluluğunu almasına, onun sorumluluğu almasına izin verilmemeliydi. Şimdi burada bakın negatif bir şey var. Onun sorumluluğu almasına izin verilmemeliydi diyor. Bu negatif bir durum. Diğer tarafa bakıyoruz. O buradaki en böyle üst subaylardan biridir diyor. En üstüdür diyor. Yani bu subaylar arasında en üst bölümde o vardır diyor. Bu da iyi bir şey. Yani bir taraf iyi, diğer taraf kötü. Bu durumda ne yapacağım? Zıtlık bağlacı yapacağım. O da nerede? Aydın seçeneğinde. Even though. Hani en üst rütbeli subay olmasına rağmen bu şartlar altında onun operasyonun sorumluluğunu almasına izin verilmemeliydi. Supposing farz etki demek her zaman type 2 ile kullanılır. Yani verb 2, would, verb 1 ya da would, could, might, verb 1 ile beraber kullanılır. Hep type 2 ister bizden supposing. No matter her ne kadar anlamını veriyor. Arkasından mutlaka soru sözcüğü istiyor. No matter. Arkasından mutlaka soru sözcüğü istiyor. As if'mış gibi demekti. Önünde genellikle duyu, his, fiil adını verdiğimiz fiillerle kullanılıyordu. Seem, appear, pretend, look gibi. Arkasından da genellikle verb 2 ya da had verb 3 veriyorduk. Burada anlam olarak uymazdı. Because da çünkü için demekti. Burada anlam olarak uygun olmazdı. Doğru yanıtımız aydın seçeneği olur. Dördüncü soru. Şimdi bakın. Boşluktan sonra bir on preposition'ı gördüm. Böyle boşluktan sonra bir preposition ya da bir bağlaç gördüysem hemen bu cümleyi, boşluktan önceki cümleye bakacağım. O preposition'ın aynısından var mı diye. Bakın şurada bir tane daha on var. Eğer böyle boşluktan sonra vermiş oldukları preposition boşluktan önceki bölümde de yer alıyorsa, dediğim gibi bu sadece preposition olmaz, bazen bağlaç da olur. Burada because der, burada da because vardır. Burada when der, burada da when vardır. Bu şekilde iki tane aynı yapıdan varsa o zaman doğru cevap as well as ya da rather than çıkar. As well as yanı sıra, ek olarak demek. Rather than ziyade yerine demek. Ve merak etmeyin, ikisi birden seçenekte olmaz. Mutlaka biri vardır. Ve bu şekilde soruyu çok rahat bir şekilde çözebiliriz. ÖSYM de özellikle bu kullanımı çok yapar. Ondan dolayı aklımızda bulunsun. Boşluktan sonra vermiş olduğu preposition boşluktan önceki bir bölümde de geçiyorsa rather than ya da as well as arayacağım. Doğru yanıtımız aydın seçeneği olacak. Contrary to, tersin aksine demek. Genellikle popular belief, general idea ya da işte what is told gibi kalıplarla kullanılır. Popular inanışın aksine, genel fikrin aksine, düşünülenin aksine, inanılanın aksine anlamını verir. In order to, arkasından verb 1 ister. Mekmak için demek. Amaç bildiren bir bağlaçtır. Owing to, den dolayı yüzünden demek. Sebep sonuç bağlacı. In terms of, bakımından demek. Son dönemlerde ÖSYM'nin en favori bağlaçlarından biri in terms of. Çok soruyorlar. Aklımızda bulunsun. Beşinci soru. Şimdi ikili bağlaç sorusu. Öncelikle şu iki boşluk arasında ne var? Ona bakıyorum. Controversial. Bu bir sıfat. İkinci boşluktan sonraya bakıyorum. The people demiş. Bu bir sıfat değil. Burası da sıfat. Burası da sıfat olsaydı o zaman mahşerin dört atlısından birini kullanacaktım. Both and, neither nor, not only but also, either or kullanacaktım. Ama bu sıfat, bu isim. Bu durumda mahşerin dört atlısını eliyorum. Bir kere şu rather'la deni böyle ayrı verdiyse hiçbir zaman doğru cevap çıkmaz. Direkt düşünmeden eliyoruz onu. Such'la as araya isim ister. Such'la as'ın arasına isim getiririz. Sıfat getiremeyiz. Örneklendirme yapmak için kullanılır. Bu yüzden bu da gidiyor. Gereğine kalıyor. So that kalıbı kalıyor. So that'ın özelliği neydi? So araya sıfat
ya da zarf alıyordu. Sonra that deyip arkasından cümle veriyorduk. Burada da bakın sıfatımız var. Ve devamında da bize ne yapmış? Cümle vermiş. Bundan dolayı doğru yanıtımız Ceyhan seçeneği oldu. Altıncı soru. Bakın boşluktan sonra hard demiş. Bir zarf vermiş bana. Boşluktan sonra sıfat zarf görüyorsam ne yapıyorum? Hemen hover'ı yapıştırıyorum. Doğru yanıtımız burada Edirne seçeneği olacak. Ne kadar çok çalışırsa çalışsın anlamını veriyor. Boşluktan hemen sonra sıfat zarf gördüğümde hover'ı yapıştırıyorum. No matter arkasından ne istiyordu? Soru sözcüğü istiyordu. Her ne kadar demek soru sözcüğüyle kullanılıyor. As far as yarım cümle istiyordu. Kadarıyla demekte. Hatta ilk baştaki sorulardan birinde söylemiştik. Genellikle no ve concerned kelimeleriyle birlikte kullanılır. As though'muş gibi demek. Bu as though'un önüne genellikle seem, appear, pretend, feel, look gibi kelimeler genelde karşımıza çıkıyordu. As though'dan sonra da verb 2 ya da had verb 3 kullanıyorduk. Given that düşünüldüğünde anlamını veriyor. Genelde doğru cevap pek çıkmıyor given that. Bağlaç sorularında seçeneklerde görüyoruz ama bugüne kadar doğru cevap çıkmıştı. Yok. Yedinci soru. Boşluktan önce is, was, been ya da be kelimelerini görüyorsam boşluktan hemen önce is, was, been, be kelimelerini görüyorsam doğru cevap sebep sonuç bağlacı çıkar. Doğru cevap sebep sonuç bağlaçtan çıkar. Genelde en çok karşımıza çıkan because, because of, due to, owing to, thanks to gibi kalıplardır. Genelde bunlar en çok karşımıza çıkar. Because, because of, due to, owing to, thanks to gibi kalıplar karşımıza çıkar. Burada da bakın was'ı gördüm. Was'ı gördüğüm anda ben sebep sonuç bağlacı aradım. Nerede? Ceyhan seçeneğinde. Doğru yanıtımız C seçeneği olacak. In spite of, rağmen demek zıtlık bağlacı. Along with, ile beraberinde demek. Yanı sıra demek. Ek bilgi bağlacı. On behalf of, adına demek. With a view to, amacıyla demek. Amaç bildiren bir bağlacı. Sekizinci soru. Şimdi bakın bu tarafta would have verb 3 var. Burada had verb 3 var. Bu ne? If clause type 3. Yani demek ki buraya if clause familyasından bir bağlaç getireceğim. Baktığımızda zaten if'in kendisi var. Doğru yanıtımız Bursa seçeneği olacak. Would have verb 3, had verb 3 gördüm. Direkt Bursa seçeneğini yapıştırdım. Dokuzuncu soru. Bu güzel bir soru şimdi bakın. Important a part. Şimdi baktığımızda bir sıfat tamlaması gibi gözüküyor. O yüzden de such that aklımıza gelebilir. Such that araya sıfat tamlaması olur. Sıfat tamlaması nedir? Sıfatla ismin yan yana geldiği kalıba sıfat tamlamasıdır. So that ne alır? So that araya sıfat ya da zarf alır. Devamında da böyle deple devam eder. İkisi de arkasından cümle alıyor. Şimdi buraya baktığımda zaten burada isim var, burada sıfat var. Şu maşerin dört atlısı zaten doğru cevap çıkamıyor. Whether'ı verdiğimizde de whether'dan sonra bir cümle vermemiz lazım. Şu bölüm bir cümle değil. Bu yüzden whether'ı da eliyorum. The more iki cümlenin başında olur. The more'un birini buraya koyarsınız. Diğerini bu cümlenin başına koyarsınız. O yüzden the more da olmaz. So that ile such that arasında kaldım. Şimdi buradaki önemli detay şu. Eğer bunu an important part şeklinde verseydi bana. Yani şöyle verseydi. An important part şeklinde verseydi. O zaman ben buraya such that yapacaktım. Böyle verilseydi doğru cevap such that olacaktı. Ama bunu ne yapmış? Önce sıfatı vererek vermiş. Bunu vermiş, sıfat vermiş, arkasından e ya da en getirip onun peşine isim verdiğinde bu so that'in kalıbı oluyor.
Hani Saadet genelde tek başına bir sıfat ya da zarf alıyor. Ama bazen böyle önde sıfat arkasında en artı isim şeklinde de karşımıza çıkabiliyor. Dediğim gibi bu an important part deseydi o zaman such that olacaktı. Ama important a part dediği için doğru yanıt so that kalıbı oldu. Bu detaya çok dikkat ediyoruz. 10. soru. The end of the week demiş. Şimdi ilk önce cümleye bakalım. Cümlede bakın will have verbiage var. Eğer since olsaydı haftanın sonundan beri derdik burası have as verbiage olurdu. Çünkü since have as verbiage ise. When'den sonra direkt böyle bir zaman ifadesi veremezsiniz. When arkasından cümle ister. O yüzden when'i de ederiz. Bu will have verbiage için en çok kullanıldığı kalıp neydi? By ya da by the time'dı. Eğer by'dan sonra gelecek zaman ifadesi veriyorsak doğru cevap will have verbiage çıkıyordu. Hani hep biz bunu will have verbiage'ü bulmak için kullanmıştık. Şimdi tersini yapıyoruz. Will have verbiage'ü vermiş bana. O zaman ne yapıyorum? By yapıyorum. Yani will have verbiage'ü by'ı bulmak için kullanıyorum. Doğru yanıtımız A'ydın seçeneği. Cümlede will have verbiage varsa doğru cevap by ya da by the time çıkar. Bunu unutmayalım. 11. Bu biraz anlam sorusu. Onun teklifleri demiş. Hangi konuda teklifleri? Yeni sosyal güvenlik politikası konusundaki ya da hakkındaki teklifleri diyeceğiz. Bu da as regards. As regards hakkında, konusunda anlamını veriyor. Yine bunun kankası var, eş anlamlısı. With regard to. Bu da hakkında, konusunda anlamını veriyor. Pertaining to. Bu da ilgili, hakkında, konusunda anlamlarına geliyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Hakkında, konusunda demek. Doğru yanıtımız Edirne seçeneği. By virtue of'la due to, owing to. Bunların üçü eş anlamlı zaten. By virtue of, due to, owing to. Üçü de zaten then dolayı, yüzünden, sonuç olarak anlamlarını veriyor. In case of, durumunda demek. Burada hakkında, konusunda anlamını Edirne seçeneği verecek. 12. Bir tarafta Eastern Germany, diğer tarafta Western Germany. Bir taraf Doğu Almanya, diğer taraf Batı Almanya. O zaman ne var burada? Bir zıtlık var. Eğer karşılaştırma bağlacı olsaydı seçeneklerde, while ya da whereas olsaydı önce onları düşünecektim ya da just as olsaydı önce onları düşünecektim ama verilmemiş. Onun yerine verilmiş, zıtlık bağlacı verilmiş. Doğru yanıtımız Ceyhan seçeneği. İşsizlikteki son artışlar Doğu Almanya'nın büyük kısmını etkilemesine rağmen Batı Almanya'da da büyük miktarda rahatsızlık olmuştur. Doğru yanıtımız C. Since'den beri çünkü için anlamını veriyor. In case olabilir diye demek. Unless eğer olmazsa until'de e kadar anlamını veriyor. 13. Bakın cümlede past continuous tense var. Seçeneklerde de while var. While zaman bağlacı olarak kullanıldığında past continuous tense de çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Yani siz bir soruda boşluktan sonra past continuous görüp seçenekte while gördüyseniz doğru cevap while yüksek ihtimalle çıkar. Burada da seçim için kampanya yaparken tekrar seçilirse işte partinin yapılanması için çabalarda bulunacağını söyledi, buna söz verdi diyor. Doğru yanıtımız Aydın seçeneği. Tabii bunu hiçbir zaman şöyle yapmıyoruz. Ya işte bu while, was, were, were payıncı istiyordu, yok deyip elemiyoruz. Çünkü while'ı biz karşılaştırma yaparken de kullanıyoruz. While'ın iki tane kullanımı var. Bir zaman bağlacı olarak kullanılıyor, bir de karşılaştırma bağlacı olarak kullanılıyor. Hani bunu şey diye de düşünmeyeceğiz. Hangisi olduğunu nasıl bileceğiz diye de düşünmeyeceğiz. Seçenek de varsa İki ihtimalde düşünüp elimizi tutacağız her zaman. Yani hiçbir zaman işte bu şu anlamda kullanılmış, ben bunu eleyeyim diye düşünmeyeceğiz. 14. soruya bakalım. Evet, 14'te de çok güzel bir ipucumuz var. Eğer boşluk would ve fiilin arasında verilmişse, bakın would boşluk fiil, would boşluk fiil. Eğer boşluk would ve bir fiil arasında verildiyse
oraya her zaman otherwise gelir. Eğer boşluk would ve fiil arasındaysa doğru cevap her zaman otherwise çıkar. Doğru yanıtımız Edirne seçeneği olacak. However, ancak yine de demek. Bu noktalama işareti istiyor mutlaka. Therefore, bu yüzden demek. Bu da yine noktalama işareti istiyor. Similarly, benzer şekilde demek. Besides, ek olarak demek. Bunlar da mutlaka noktalama işareti istiyor. Tabii however'ın ancak yine de anlamına gelen hali noktalama işareti istiyor. Bir de bunu arkasında sıfatla zarfla kullandığımız bir versiyonu var. Her ne kadar demek. Onun herhangi bir isteği yok. Hani yok ben virgül alacağım, yok noktalama işareti alacağım falan diye bir isteği yok. O sıfat zarfla da kullanılabiliyor. However'ın iki tane kullanımı var. Unutmuyoruz. Bir sıfat zarfla olan kullanımı her ne kadar anlamını veriyor. Bir de cümle ortasında ancak yine de anlamına gelen kullanımı var. İki şekilde kullanabiliyoruz. 15. The embargo imposed on us is lifted in the near future. We can't hope for any economic recovery. Şimdi öncelikle while whereas karşılaştırma yaparken kullanılır. Burada bir karşılaştırma yok. O yüzden eleriz. Hani burada in the near future demiş. Bu tarafta işte far future deseydi ya da in the past deseydi işte yakın gelecekte geçmişte ya da yakın gelecekte uzun vadede deseydi o zaman while ya da whereas kullanabilirdik. In case durumunda demek because çünkü için demek unless'da eğer olmazsa demek. Şimdi burada anlama bakarak yapmak daha doğrudur. Ama anlamı çıkartamadınız. O zaman şöyle bir ipucu var. Bakın şurada model kullanmış ve olumsuz bir anlam vermiş. Umut edemeyiz diyor. Olumsuz bir anlam var. Unless'ın en yaygın kullanımı unless'ın söyledikten sonraki cümlede olumsuz bir şey vermektir. Bu illa yapı olarak olumsuz olacak değil. Anlam olarak da olumsuz olabilir. Hani burada can't demez de cümleyi olumlu verir ama öyle bir kelime kullanır ki cümlenin anlamını olumsuz yapar. O yüzden unless'ı özellikle olumsuz cümleyle beraber kullanıyoruz. Negatif anlamla kullanıyoruz. Yani biz bu üç seçenek arasında kaldığımız dediğim gibi en doğrusu anlamdan gitmektir. Eğer anlamı çıkartamıyorsak ne yapacağız? Aa, burada olumsuzluk var. Unless olabilir diye bir yorum yapacağız. Üzerimize uygulanan ambargo yakın gelecekte kaldırılmazsa biz herhangi bir ekonomik gelişme ya da iyileşme bekleyemeyiz. Doğru yanıtımız Edirne seçeneği. 16. soru. Yine bir ikili bağlaç sorusu. İlk boşluktan sonra be demiş. Fiil vermiş. İkinci boşluktan sonra drift demiş. Orada da fiil var. İki tarafta da fiil var. O zaman ne yapıyorum? Mahşerin dört atlısını kullanıyorum. Either or, neither nor, not only but also ve both and. Just so that'i götürdüğüm just as so karşılaştırma yaparken kullanılır. Just as'i şöyle cümlenin başına verirsiniz. So'yu ikinci cümlenin başına verirsiniz. İki cümlenin başında kullanılır just as so. O yüzden Edirne'yi eliyorum. Bu mahşerin dört atlısından bu dört üçlü kaldı. Not only but also ile both and yakın anlamlıdır. Bunlar birbirini götürür. Mesela o sadece zeki değil. Aynı zamanda çalışkan demek de hem zeki hem çalışkan demek aynıdır. O yüzden bunlar birbirini götürür. Geriye ne kalır? Either or kalıbı kalır. Amerika ve Avrupalı müttefikleri ya daha da yakınlaşacaklar ya da birbirinden tamamen ayrılacaklar diyor. Doğru yanıtımız either or. Ya ya da demek. Evet, ilk videomuzun böylelikle sonuna geldik. Bağlaçlarla dediğim gibi 10 tane video olacak. Bağlaçlar çok önemli. Burada benim anlattığım şekilde soruları yorumlayarak yaparsak hiçbir bağlaç sorusunu kaçırmayız. Bunu unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.